Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabül Vakfi. Vakıf, vakıf hakkında bir konu. Vakıf neye denir? Nelerin vakfedilmesi caizdir, değildir bu konuda. Şimdi vakfın tabii bir tarihçesi var. Aslında insanlığın var olduğundan bu tarafa vakıflar var. Ama özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram vakıf konusunda çok ciddi, efendim topluma örnek olacak vakfiyeler yapmışlar. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de 7 tane bahçesini vakfetmiş. Vakıf ne demek? Şimdi tarifini göreceğiz. Sahabe-i kiram vakfetmiş. İbrahim Aleyhisselam birçok efendim vakıflar yapmış İbrahim Aleyhisselam. Ta günümüze kadar geçerli olan. Vakfın tabi sebebi dünyada Müslümanların gönlünde yer etmek, yani sevilmek, ahirette ise Rabbül Alemine yakınlık kesbetmek. Yani dolayısıyla vakıf. Şimdi vakfın bir logat manası var. Kelime, sözlük anlamı hapsetmek. Haps, hubs, bir de tesadduk kelimeleriyle ifade ediliyor. Mesela bazen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde haps kelimesiyle ifade etmiş. Haps, hubs ya da tesadduk kelimesi. Bunlarla ifade edilmiş şey. Söyleyin, vakıf. Şimdi sözlük anlamı el hapsu anit tasarrufi. Tasarruftan kendini men etmesi. Tasarruf ne? Bu kitabı alması, satması, bu işten kendini tutmasına, engel, kendini bundan men etmesine ne deniyor? Efendim, vakıf deniyor. Vakıf kelimesi vakf, mastardır. Vakafe, yakifü, vakfen şeklinde. Peki, istilahi manası nedir? Vakfın istilahi manası. Şimdi yukarıda söylemiş ama şu aşağıda bir izah var. Hüve hapsü malin, bir malı tutmaktır. Yümkünül intifa'u bihi, kendisiyle faydalanılması mümkün olan bir malı. Ma bakay aynihi, aynının kalmasıyla birlikte. Yani aynının, mülkünün, vakıfın elinde kalması şartıyla efendim ondan faydalanılması mümkün olan bir malı Allah rızası için fakire, fukaraya tasadduk etmesine ya da tasadduk edilmesi için vakfetmesine vakıf deniliyor. Ama ne ile diyor bakın? Bir kat'ı tasarrufi fi rakabetihi minel vakfı ve gayrihi. Bizzat tasarrufu kesmekle. Nereye vakfetmek bunu? Ala masrafin mübahin mevcudin tekarruben ilallahi teala. Allah-u Teala'ya yaklaşmak için bizzat mübah olan, sarf edilmesi helal olan yerlere kendisinden istifade edilen malı Allah rızası için tutmaya efendim ne deniyor? Vakıf deniyor. Bu tarif cumhurun tarifidir. Şafii, Hanbeli, Maliki ve bir de İmameyn'in tarifi budur. Ama İmam-ı Azam'ın tarifi bundan biraz değişik. Yukarıda gelecek onu göreceğiz. Şimdi vakfın cevazında asıl olan Abdullah İbni Ömer'den nakledilen bir hadis-i şeriftir. Ya da bir hadise. Evet. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki Esabe Umaru ardan bi Haybera. Hayber fethinden sonra Hazreti Ömer büyük bir araziye kavuştu. Ganimet olarak. Araziye kavuştu. Efendim Fe'eten nebiyye yeste'miruhu fiha. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek bu konuda istişare yaptı. Ya Resulallah, işte elimde şu kadar önemli arazi var. Çok en güzel arazi elinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki, ya Resulallah, inni esabtu ardan bi Haybera. Hayber Savaşı'ndan sonra önemli bir arazi elde ettim. Lem usib malen fakattu huve enfesu indi minhu. Bundan daha kıymetli hiçbir mala sahip olmadım şimdiye kadar.
çok kıymetli bir mala, gayrimenkula, akara sahip oldum. Fema te'muruni bihi. Bu konuda bana neyi emrediyorsun dedi. Gale peygamberimiz buyurdu. İnşe şiite habeste aslaha, dilersen aslını tutarsın. Yani mülkiyet senin üzerinde olması şartıyla. Ve tesaddak da biha, bunun gelirini, galle deniyor buna, arazinin gelirini de tasadduk edersin. Gale Abdullah İbn Ömer diyor ki fetesaddaka biha Ömer. Ömer bunların hepsini tasadduk etti, o arazinin gelirine. Hem de şöyle demiş: ennehu la yubahu asluha. Aslı satılmayacak. Ve la yubta'u, satın alınmayacak. Ve la yurasu, ona varisler. Mesela bir adam bir arazisini vakfetti mi, öldükten sonra onun varislerine geçmez. Yani babamız vakfetmiş ama biz buraya varisiz diyemezler. Ancak mütevelli olarak olabilir. Fakat yine o vakfiyede kalır. Vela yuhebü, hibe de edilmez. Peki Abdullah bin Ömer diyor ki Hazreti Ömer bunu fakirlere, yakınlarına, kölelikten kurtulmak isteyen mükatep gibi kimselere verilmek üzere, bir de Allah yolunda cihad eden mücahitlere, yolda kalmış olanlara, misafirlere harcamak üzere bunları vakfiye şartlarına bunları koydu. Evet. Buradan gelirlerin tamamı bunlara harcanacak. Aynı zamanda dedi ki la cunah ala men veliyaha. Onun mütevellisi olanın da yemesinde bir vebal yoktur. En yekula, yemesinde minha, ondan bil maruf, belli ölçülerdir. Yani hizmetinin, şimdi mütevelli ne demek bakın. Vakfı mütevellisi iki türlü. Bir, vakfı idare edecek, ona bir sorumlu belirlenmesi. Ya bizzat vakfeden kendi belirler bunu, kendisi de olabilir. Ya da hakim, eğer mütevellisi yoksa vakfın, hakim bir mütevelli tayin eder. Mütevelli, vakfın bütün gelirini, giderini takip eden, zararını, kârını takip eden sorumlu insan. Mütevelli el-vakf, vakfın mütevellisi. Eğer mütevellisi yoksa hakim bizzat onun mütevellisidir. Ya da mütevelli tayin eder hakim, zayılmaması için, yerinde harcanması için. Çünkü vakfın şartları şer'in şartları gibidir. Yani şartul vakifi keşertü şari'i. Vakfedenin şartları kanun koyucunun, Allah ve peygamberin şartları gibidir. Onların yerinde kullanılması lazım. Onun için vakıflar yerinde kullanılmazsa, değiştirilirse haram işlenmiş olur. Lanet olur. Yani o insanlara lanet. İşte mesela Fatih Hazretleri'nin işte günümüzde, yarın inşallah açılacak. Efendim Ayasofya'yı vakfetmesi gibi. Kendi parasıyla satın almış. Kiliseden camiye dönüştürmüş. Yani fethin sembolü olarak, ama öyle zoraki değil. Parasıyla satın almış. 30 bin altına satın almış. Ondan sonra da vakfiye yazmış şartlarını. Burada işte medreseler kurulacak. Burada bu medresede okuyanların masrafları karşılanacak, şu kadar para. Ve kıyamete kadar burası mescit ve medrese olarak devam edecek. Kim burayı değiştirirse Allah'ın, peygamberin, meleklerin, insanların, kainatın laneti onların üzerine olsun demiş. O zaman burayı kapatanlar lanete müstahak olan insanlar. Evet. Lanete müstahak olan. O zaman bu lanetten kurtulmak için de işte elhamdülillah bugün Cenab-ı Hak ruhsat verdi. Açanlardan Allah razı olsun. Gerçekten büyük bir fetihdir aslında. Fetih kadar önemli. Doğru, evet. Fetih kadar önemli. Evet. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'na kadar önemliyse bizim için, Mescid-i Nebevi'ne kadar önemliyse bizim için, efendim Mescid-i Ayasofya'da o kadar önemli. Evet. Yani sadece bu sıradan bir mescid değil bu. Doğru. Sıradan bir mescid değil. Bunun çok anlamları var. Bunun ruhi yönden, manevi yönden çok anlamları var. Fethin sembolü hocam. Yani. Tabii ki. Evet. Dolayısıyla şartlar nasıl koşulmuşsa o şartlara uyacak. Hazreti Ömer de diyor ki bunun velisi olan, mütevellisi olan bu vakfın, hı hı, o da diyor meşru şekilde çalışmasının ya da korumasının karşılığında oradan yiyebilir. Mesela Peygamberimiz vakfetmiş, evet, vakfettiği şeyden kendisi de yemiş. Caiz yani. Hı. Tamam mı? Evet. Oradan faydalansın yani. Ya da mesela arkadaşına yedirmesi de o mütevellinin, hı, helaldir demiş.
Dolayısıyla onu mal edinmeksizin yemesi, istifade etmesi de caiz. Evet. Peki. Şimdi bu izahtan sonra gelelim İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin vakfı tarifine. Hüve o vakıf nedir? Hapsül ayni. Malı tutmaktır. Ala mülkil vakıfı. Vakfedenin mülkünde ve tesadduku bin menfaati, onun gelirini, menfaatini tesadduk etmektir. Hocam nasıl? Mülk mü, mülk mi? Mülk değil mi canım burada? Mülk de olur, mülk de olur. İkisi de olur. Burada mülk demiş, mülk de olur. Menfaati tesadduk etmek. Kel ariyeti, ariyeler gibi. Şimdi ariye ne demek? Bir adam diyor ki, al bu malı, işte sütünü sağ ye, yününden faydalan, sütünden faydalan, ama diyor benim malımı geri alacağım ben bir zaman sonra. Buna ariye deniyor, değil mi? Ha, ariyeler nasıl malın aslı birisinin ama menfaati fakire. İşte vakıflar da öyle. Asıl mülkiyeti ama bu İmam-ı Azam'a göre, öteki imamlara göre aslını da vasfını da gelirini de Allah rızası için efendim tasadduk etmeyi şart koşmasına vakıf deniyor. Ama burada mülkiyet hakkı şeyin sahibi, vakıfın yani onun elinde, onun idaresinde ama menfaatı kıyamete kadar. Zaten ebediyet şartı var burada. Şeylerde, gayrimenkullarda. Ama hepsinde ebediyet olmaz. Niye? Bazı mesela böyle taşınabilir vakıflar var. Onları mesela çok uzun zaman sürmeyebilir. Onlar sürebildiği kadar. Evet. Fela yelzemü, vakıf gerekmez. Vela yezulü, zail olmaz. Mülkühü ya da milkühü, mülkü elinden çıkmaz. Yani kimden? Vakıftan. İlla en yahkume bihi hakimün. Ancak hakim hükmederse, hakim dedi ki evet, gitti hakime müracaat etti. Dedi benim şu tarlam, şu dükkanım, şu evim, efendim Müslümanların faydası için vakıftır. Hakim de bunu tescil etti, karar verdi. Evet, evet, filan şahsın bu arazisi, bu evi, bu dükkanı, bu medresesi efendim Müslümanlar için vakıftır. Hakim hükmederse artık onun mülkiyeti oradan gider. Tasarruf artık sadakadır. Yani her ne kadar onun aslı kendinin olsa da onun üzerindeki sadece ne olur? Onun şartlarına göre oradan gelirler neyse, kime vakfettiyse, kimler için vakfettiyse onlara verilecek. Kıyla denildi ki ya böyle hakim hükmetmesiyle ondan mülkü gider ya da denildi ki ev yuallikahu bimevtihi, vakfı ölümüne bağlarsa, kendi ölmesine. Diyor ki mesela ben yabule şöyle demekle, İza mittü, öldüğüm zaman fakat vakaftü, yani vakfı öleceği, öldükten sonraya bağlıyor. Böyle yapanlar da var. Mesela diyor ki ben ölünceye kadar bu evde kalacağım. Ben öldükten sonra bu evi diyor şu hayır için vakfettim diyor. Ölümüne bağlıyor. Evet. Öleceği zamana bağlıyor. Evet. O zaman demek ki ne olmuş oluyor? Öldükten sonra orası şartlarına uygun biçimde vakfedilmesi lazım. Bu kime göre? İmam-ı Azam'a göre bu tarif. Ve indehuma, imameyne göre huve hapsül ayni, diğer cumhura göre de aynı tarif. Bir şeyin aynını tutmak, hapsetmek ala mülkillahi teala, Allah rızası için, Allah'ın mülkü olarak. Allah'ın mülkü demek Allah'ın emrettiği, rızasına uygun yerlere harcamak üzere. Ala veçin, bir halde ki yaudu nef'uhu, onun faydası dönüyor ilel ibad, kullara. Faydası kullara dönecek şekilde Allah için vakfetmesidir. Allah'ın mülkü demek Allah için vakfetmesi. Bu cumhurun tarifi. Ötekinde ne diyordu? Mülki vakıfın elinde olmak şartıyla menfaatını tasadduk etmek diyordu. Evet. Peki feyelzemü, o zaman böyle vakfetti mi bu bağlayıcı olur, gerekir. Ve yezûlü mülkühü, ve mülkü ondan tasarrufu da gider, elinden çıkar. Artık vakfettiği yere harcanır. Bir mücerredil kavli,
mutlak sözüyle indebi Yusuf'e. Hakimin tescile gerek yok. Hakimin hükmüne gerek yok. İmam-ı Yusuf diyor ki, adam demişse ki ben burayı vakfettim Allah için, bu geçerlidir. Şahitlendirdi mi orası vakıftır. Evet. İmam-ı Yusuf'e göre. Ve indi Muhammed'in, İmam Muhammed'e göre la mülkü elden çıkmaz. Malem yüsellimhü, o vakfettiği şeyi teslim etmedikçe ila velihim, bir mütevelliye. Bir mütevelliye teslim edecek. Mütevelli kim? Efendim mütevelli. Yani o vakfı yürütecek sorumlu insan. Ona teslim edinceye kadar diyor mülk elinden gitmez. Ona teslim etti mi artık o mütevelli şartlara uygun biçimde onları artıracak, koruyacak, sarf edecek yerlerine, o şartlar neyse artık. Mütevelli. Tamam mı? Evet. Peki. Felev vakafe. Bir adam vakfetse alel fukarai, fakirlere verilmek üzere. Fakirlere verilmek üzere bir araziyi ne yapıyor? Vakfediyor. Ev bena sikayeten, ya da bir su yeri bina ediyor. Çeşme vesaire. Ev hanen, ya da bir han. Ev ribaten, ya da kervansaray. Ya da ribat kelimesi bu sınır boylarında askerlerin, cihat ehlinin yatıp kalktıkları, yiyip içtikleri yerler. Efendim yaparsa libenis sebi, ribat burada yolcular için kervansaraylar. Kervansaraylar eskiden bir şehirle öteki şehrin arasında yolcuların işte yiyip içip yatıp istirahat edip hayvanlarını da bağladıkları yerler. Kervansaraylar. Bunları yaparsa evceale ardahu, ya da arzını kılarsa arazisini, makbereten, kabristan, arazisini ne yapıyor? Vakfediyor. Diyor ki burası efendim kabristan olacak. Kabristan olmak üzere burayı vakfettim diyor. La yezulü milkuhu, vakıfın mülkü elinden çıkmaz anhu maldan illa bil hukmi, ancak hakimin hukmüyle. Tamam mı? Ama ve inde bi Yusuf'e, İmam-ı Yusuf'e göre yezulü bi mücerredil kavul, mücerred sözle mülk elinden çıkar. Ne demek? Artık o vakıftır. Şartlarına uygun şekilde nerelere harcanacaksa oralara harcanması lazım diyor. Tamam mı? Bu kime göre? İmam-ı Ebu Yusuf'a göre. Ama ve indi Muhammed'in, İmam Muhammed'e göre de ne zaman onun tasarrufu elinden çıkar ya da kendi mütevelli değilse, inde İzâ sellemehu ilâ mütevellin, bir mütevelliye teslim ettiği zaman. Mütevelli kimdi? O vakfı idare edecek bir kimse. Kendisi de olabilir onun mütevellisi. Ama o mütevellide aranan şartlar var. Akıllı olacak, balik olacak, adil olacak, bir de hain olmayacak. Ama sonradan hıyanet anlaşılırsa, yani vakıf mütevellisi var, vakfı çarçur ediyor, emredilen yerlere vermiyorsa, hakim onu azleder, bilirse. Veyahut da kendisi, mütevellinin kendisi, adamın kendisi ise burada hıyanet ediyorsa yine efendim ondan şey alınır. Mütevellilik görevi alınır. Hakim alır onu. Daha adil bir kimseye verir. Sonradan tevbe istiğfar etse bile, adil hali olsa bile daha ona teslim edilmez. Önceden hıyaneti görülmüş ya. Vestegan nasu, bir mütevelliye teslim ettiği zaman daha, vestegan nasu, insanlar su içtiği zaman, minessi gayeti, çeşmeden su içtiler ya da kuyudan su içtiler. Kuyu vakfetmişti ya. O zaman mülk ne zaman elinden çıkıyor? İnsanlar oradan su içtiği zaman. Ve sekenül hane, handa da iskan ettikleri zaman. Ve ribat, kervansarayda. Ve defenu fil makbereti, kabristanda da defin yapıldı mı? Artık defin yapılmaya başlandı. O zaman artık bunun mülk elinden çıkmış. Artık vakfa dönüşmüş burası. Şartlarına uygun şekilde vakıfta kullanılacak. Ve şuru tali temamihi, vakfın kemali için şart koşuldu. Zikru masrafin müebbedin, müebbet bir harcanacak yeri söylemek. Müebbet dediği
Mesela gayrimenkullarda müebbediyet, tebit var, ebediyet. Mesela diyor ki bu akar, yani gayrimenkul devam ettiği sürece ta kıyamete kadar efendim buranın şu şu hayır yerlerine harcanması lazım. Şimdi ecdadımız öyle şeyler yapmış ki, mesela bir köprü yapmışlar şahıs. O köprünün bütün masraflarını karşılayacak, o köprü durduğu sürece vakfiyeler yapmışlar. Bir cami yaptırmışlar. Caminin taşınmaz vakfiyeleri var. Medrese yaptırmışlar. İşte buradaki medreseler gibi. Onların vakfiyeleri var. O vakfiyeler öyle gelişigüzel harcanamaz. Şartlarına uygun şekilde. Onun için bu ümmet bugün hep sorumludur. Bugün vakfiyeler şartlarına göre harcanmıyor. Evet, doğru. Vakfiyeler şartlarına göre harcanmıyor. Harcanmıyor. Ondan sonra hepsi ümmetin vebalda. Şartlarına göre harcanacak. Ve inde Ebu Yusuf'e, İmam Ebu Yusuf'e göre vakıf efendim geçerli olur. Yasık ve sahih olur. Bidunihi. Tebit şart olmaksızın. Yani ebediyen kıyamete kadar burada harcanacak demese bile. Orada ebediyet mi? Müeyyit mi? Müebbet. Müeyyit değil. Müebbet. Şey yapmıştı onun için. Bir yer bırak. Şey orada müyeye mi almış? Müebbet burada. Müebbet. Şeyde de müebbet. Şerinde de müebbet. Müebbet. Çünkü müeyyet olmaz. Müebbet. Tebit şartı var. Tebit dediği, yani ben yaşadığım sürece ya da efendim bu gayrimenkul devam ettiği sürece bunun işte masrafları nereyi zikrettiyse oraya harcanacak. Evet. Müebbet. Müeyyet olmaz. Hepsinde müebbet. Bu şeyde de, yani şehrinde de, metninde de burada müebbet. Peki. Ve iden kata'a, eğer kesilirse o masraflar, artık bir yer geldi mesela harcanacak yer kalmadı. Ya da oralar ortadan kaldırıldı. O zaman ne yapılır? Surife ilel fukarai. Oranın geliri kime sarf edilir? Fakirlere. Şimdi mesela bakın, bugün eğer Türkiye'deki evkaf gerçekten şer'i evkaf olarak devam etse, bunların gelirlerinden medreseler, hatta cami hadematı, hayrat gelirlerinin hepsi, maaşların hepsi buradan karşılanabilir. Ha? Hepsinden karşılanabilir. Hiç şey olmadan. Yani çünkü bir paşa cami yapılmış, paşa camiine bir sürü vakfiyeler konmuş. Dükkanlar var, o şu var, bu var. Sonradan çarçur edilmiş. Her biri kimi satın almış, kimi başka şey yapmış, vakıftan çıkarılmış. O kadar sorumluluk var ki. Ya da vakıf camileri yıkılmış, vakfiyeleri de el konmuş vakfiyelerine. Şimdi o zaman o vakfı koyan kimse onlardan davacı olmayacak mı yarın huzur-i ilahide? Niye benim vakfettiğim camiyi yıktın? Niye benim vakfiyelerimi başka maksatlar için kullandın demeyecek mi? Büyük bir hak ya. Hocam burada Valide ve Yusuf yasakı biduni neyi? İşte yani, müebbet şart olmaksızın. Ne kadar devam ederse o kadar efendim söyleyecek, şey yapabilir, harcayabilir. Ömrünün olduğu kadar yani. Zaten kesildiği zaman o harcanacak yerler ne yapılırdı? Fakirlere harcanır. Oranın fakirlerine. Ve sahha inde bi Yusuf'e, İmam Ebu Yusuf'e göre sahih olur. Vakful müşâ'i. Vakf-ı müşâ, ifratsız, hisseli tapulu yerler. Hisseli tapulu yerler. Müşâ böyle, mesela şu oda 5 kişinin. 5 kişi ama 5 kişinin belli, kimin hangi metre kimin belli değil. Buna hisse-i müşâ diyorlar. Yani böyle hepsinin aynı yerde hakkı var. Hisseli tapular gibi. Bunların vakfı caizdir diyor. O zaman vakıf oradan bir yer ayrılsa da onun payı kadar vakfedilse olur mu? Olur. Ayrılmasa onun miktarı kadar oranın yine geliri ne yapılır? Yerine harcanır. Ve cealu galletil vakfi, o vakfin gelirini de kılmak. Evil vilayeti efendim ve cealu gallete demiş orada. Ve cealu galletil vakfi, vakfin gelirini de kılmak. Evil velayeti, velayet ya da vakfa mütevelli olmayı, li nefsihi, kendi nefsi için.
Yani vakfa kendisine mütevelli olabilir. Vakfın gelirini kendisine taksis eder ama harcanması gereken yerlere harcar. O şekilde. Yani vesahha ca'lu kalletil vakfi ev ba'daha. O vakfın gelirinin tamamını ya da bir kısmını evil velayet ya da velayet hakkını, mütevelli olma hakkını kılabilmek, kılması caizli nefsiyi kendisi için. Yani vakfeden kendisi için bunları kendine şey yapabilir. Tahsis edebilir. Ama onların tamamını ne yapıyor? Fakire, fukaraya harcıyor. Mütevellisi bizzat kendisi. Evet. Peki. Devam ediyor. Ve cealül ba'dı. Vakıf gelirinin bir kısmını kılması. Evil külli. Ya da tamamını kimeli ümmehati evladihi. Ümmü veletlerine. Ümmü veletleri mesela cariyeleri var. Cariyeden çocuk olmuş. O ümmü veletlere verebilir onlardan bir kısmını. Ya da ev müdebberihi. Ya da müdebberlerine. Müdebber yani cariyelerine, kölelerine demiş ki sizin hürriyete kavuşmanız benim ölümüme bağlı. Ben öldüğüm zaman siz hürsünüz demiş. Onlara da vermiş, verebilir onun gelirlerinden. Evet. Madamu ahyaen. Bunlar hayatta oldukları sürece. Bunlar yaşadıkları sürece bunlara verebilir. Ve ba'dehum onların vefatından sonra da kime verebilir? Lil fukarayı fakirlere. Ve şartu en yestebdile gayrahu. Bihi mi var orada? Ve şartu orası sanki biraz ibare değişik gibi oldu. Ve sahha orasını okuduk. Ve sahha şartu en yestebdile bihi. Evet bihi olması lazım. O zaman ve sahha yine sahih oldu. Şartu en yestebdile değiştirmesi şartı. Bihi değil mi orası? Hocam. Bu vakfı. Vakfı değiştirmesi. Gayrahu başkasıyla. Mesela vakıf eğer gerçekten artık rolünü yitirdiyse, önemini kaybettiyse orayı satar, oradan daha faydalı bir yer alır. Değiştirebilir yani. Ya da mesela orayı yıkar, yeniden yapar. Değiştirebilme imkanı da var. İzâ şâ'a dilediği zaman. Dilediği zaman değiştirebilir. Çünkü daha faydalı bir şeye çevirirse ümmet için daha hayırlı olur. Değiştirme hakkı var. Tamamen ortadan kaldırma değil. Daha faydalısına değiştirmesi. Hilafen li Muhammed'in İmam Muhammed muhalefet ediyor fil kulli bunların hepsinde. Hangisinde hepsi dediği efendim yukarıda zikredilenlerin o vakfı müşahadan itibaren İmam Ebu Yusuf'a göre caiz olan her şey İmam Muhammed'e göre caiz değildir demiş. İmam Muhammed'e göre. Peki fetva neye göre? Fetva İmam Muhammed'e göre olması lazım. Evet. İmam Muhammed'e göre olması lazım. Buradaki fetvanın. Ey kullu meskûl fî vakfı müşâ ilâhüne ve lâ hilâfe fiştirâtil galletil veledî. Fe izâ vakaf alâ veledî şemelel müzekkera vel ünsâ illâ en yukayyide bi zükûr fe lâ yedhul fîhil inâs. Fe mâ yûcidu vâhdu mines sulbiyyi kânetil galletu lehu. Ve izen tefâ sulifet ilel fukara lâ veledil veled. Ve illem yekun hînel vakf veledun sulbiyyün. Devam etmiş böyle. Evet. İmam Muhammed buna muhalefet ediyor. Ve alâ kavleni Yusuf el-Fetva. Öyle mi demiş? Ha, o zaman o şu aşağıdaki söylediği ve sahih ve ve sahihul müftabi. O zaman şey bunun esas İmam Ebu Yusuf'un sözüne biz fetva diyeceğiz o zaman. İmam Ebu Yusuf'un sözü ve huvel müftabih diyelim oraya. Ve huvel müftabih. Ve kavlu Ebu Yusuf ve kavlu Ebi Yusuf. O nerede yazıyor?
Tamam. Hüvel müftabi. Hüvel müftabi. Evet. Vasahha yine sahih olur. Vakful akar. Akarın vakfı. Akar ne? Taşınmayan mallar. Taşınmayan malların efendim vakfedilmesi sahih olur. Çünkü sahabe-i kiram taşınmaz birçok malları vakfetmişler. Tamam mı? Evleri olabilir, dükkanlar olabilir. Efendim, gayrimenkulları vakfetmek sahih. Ve kezel menkulü. Şimdi İmam-ı Azam'a göre menkul olanlar vakfedilmez diyor. Fakat fetva olan İmam Muhammed'in sözü taşınabilen. Mesela adam camiye bir ne yapmış? Kur'an vakfetmiş. Veyahut da kitaplar vakfetmiş bir kütüphaneye. Evet. Bunlar caiz mi? Taşınabilen şeyler. Caiz. Bak ne diyor orada? Ve kedel menkulü. Menkul olan taşınabilen şeyleri vakfetmek de sahih. El müteârafı. Örfte bilinen. Yani örfte bilinen menkul şeyleri bunları vakfetmek bunlarda caizdir. Vakfuhu vakfı inde Muhammed'in İmam Muhammed'e göre ve insanlar böyle taamül yoluyla nelere vakfediyorlarsa onlara da vakfedilebilir. Çünkü bizim ecdadımızın vakfiyesi çok yönlü. Çok yönlü. Mesela öyle vakfiyelerde şartlar yazmışlar ki kuşlara yem verilmesi için veya hizmetçiler hizmet ettikleri evlerde kapkaşak bir şeyleri kırar dökerlerse onların ödenmesi için efendim ya da işte açların doyurulması için sahipsiz köpeklerin, hayvanların yedirilmesi, içirilmesi için veya yollardaki işte eskiden yollar böyle değil. Af buyur adam tükürdüğü zaman o tükürüğün üzerine kum veya kül atmak için görevlendirilen şahıslar temizlik için bunların hepsinin şartlarını yazmışlar. Vakfiyeler o kadar geniş taşınabilir şeyler de efendim vakfiyelerin içerisine giriyor. İnde Muhammed'in ne gibi mesela bu taşınabilir şeyler? Kelfe'si. Balta. Fe'es. Baltayı mesela, balta taşınabilir değil mi? Bunları vakfetmiş mesela. Alet, edevat. Vel merri. Fakat orada vav yazmış mervi diye. Orası vel merri olacak. Merri, doğru. Merri mi? Merri, evet. Bel, bel. Beller falan var ya şu çapa, bel. Çapa. Evet, çapa, bel onlar. Birçok yerlerde mervi diye yazmış. Burada da mervi diye. Ama lokatlara baktığınız zaman mervi değil, merzi. Yani çapa, bel. Vel kaddumi, vel kadumi. Kaddum, keser. Vel minşar, destere, hızar. Vel cinaze. Cinaze, tabut veya bazıları teneşir tahtası da diyor. Teneşir bu yıkandığı şeye de cinaze deniyormuş. Ama burada tabut. Ve siyabiha onun üst örtüsü. Bunlar da vakfedebilir. Eskiden Kabe örtülerinden örtü yapılırmış. Ama hepsine gitmesi mümkün değil. Örtü. Bunlar da vakfedebilir. Vel kuduri. Efendim tencereler. Gıdr. Kudur. Vel meracil. O da öyle. Tencere, kap, kaşak vel mesahifi musaflar, musaf-ı şerif alır, bir kütüphaneye ya da bir mescide vakfedebilir. Vel kütübi, mesela Harameyn'de hep onlara vakıf da vakfın, hep yazmışlar vakfın-ül Harameyn. Bu vakıflar tabi satılmaz. Yani bunu o maksat için kullanmak lazım. Peki vel kütübi, kitaplar vakfedilebilir. Mesela birçok kitaplar. Yani eski kitaplardan bizde de var. Orada demiş ki hâdâ vakfın. Lâ yubâ'u ve lâ yuhebü. Efendim demiş. Kim bunu değiştirirse işte Allah'ın lanet üzerine olsun demiş. Neyse ki bize geçenler okuyoruz da işte ise o vebaldan kurtulabilir. Ama bir de var ki kitapları götürmüş satmış adam. Vakfedilen kitapları. Nereye vakfedilmiş? Başka yere. O zaman o vakıfları okumak lazım. Evet. O da çok önemli. Ve Ebu Yusuf ve
İmam Ebu Yusuf mahu İmam Muhammed'le beraberdir. Fi vakfi silah. Mücahitler için silah vakfetmede. Vel kürâi. Bunlar da taşınan şeyler. Kürâ da mesela cihat aletleri. Kel hayli demiş burada. Hiyel demiş, o hiyel olmayacak. Kel hayli atlar. Vel ibili develer. Ya da vel bihar katırlar. Vel hamir eşekler. Yani mesela böyle cihatlarda kullanılan o zamanki aletler neydi? Binitler onlar. Ve bugünkü binitlerde araba alıp vakfedebilir. Hizmet için bir araba vakfedebilir. Fî sebîlillâhi teâlâ, Allah-u Teala'nın yolunda. Ve bihî yüftâ, bunlarla fetva verilir. Ve kedâ yasık, yine böyle sahih olur vakıf. İnde bi Yusuf'e, Ebu Yusuf'a göre vakfuhu, efendim bir vakfiye yapmak. Tebaan, tabi olarak ne gibi mesela bir şey vakfetmek aslına tabi olarak kemen ve gafe dayaten bir araziyi vakfeden gibi bir bakariha o araziyi süren öküzleriyle ve ekeratiha efendim oranın itçileriyle ki köleyse itçileri ekeratiha ekera harrasun demiş burada orayı eken biçen süren kölelerse tabii, köleleriyle beraber. Ve hum abiduhu demiş zaten. Demek ki bir tarlayı, tarlayla beraber tarlayı süren traktörünü, bugünkü manada, efendim, orada çalışan eskiden tabii köleler vardı, şimdi o manada yok. Kölelerini, aletlerini, çiftini, çift aletlerini, her şeyini ne yapabilir? Tarlayla beraber vakfedebilir. Ve sairi, efendim, alatil hiraseti diğer bu ekme biçme tarım aletleriyle beraber vakfedebilir. Evet, ne kadar güzel. Peki. Ve izâ sahhal vakfı. Vakıf sahih olduğu zaman, artık vakfın şartlarına uygun tesis edildiği zaman vakıf. Vakıf tamam, İslam'ın şartlara göre oluştuğunda فَلَا يُمْلَكُ وَلَا يُمَلَّكُ ne yapılmaz? Ona malik dolunamaz. Ona bir başkaları temlik edilemez. Başkası yani varisler de onun efendim ona malik olamazlar. Temlik yani orası vakıf için devam edecek. Vakfın dışında kullanılamaz. وَلَا يُمْلَكُ وَلَا يُمَلَّكُ فَلَا يُمْلَكُ efendim وَلَا يُمَلَّكُ yümlek olursa vakıf hiçbir kimsenin mülkü olmaz. Ve la yümellek olunca hiçbir kimseye verilmez temlik yolu. Başkasına verilmez manası. Tamam mı? O zaman vakıf şartlarına göre vakıf olarak devam edecek. İlla ancak ennehu şu kadar ki yecuzu caiz olur kısmetül müşahi. Hani hisseli bir yerin kendi adına düşen yeri vakfetmişti ya. O müşâ dediği hisseli yerin vakfa tespit edilen, tayin edilen kısmının taksim edilmesi caiz olur. İnde bi Yusuf'e, İmam-ı Ebu Yusuf'e göre. Evet, eğer vakfedilen şey böyle hisseli ise, ortakları da taksimi istiyorsa, o zaman burayı İmam-ı Yusuf'a göre taksim etmek, taksim edilir. O kısım o zaman direkt vakıf olarak kayda geçer. Ve yebde'ü ya da ve yübde'ü olursa sizinkinde var mı hareke? Yok. Ve yübde'ü başlar mütevelliyi. Min irtifail vakfi. Vakfın gelirlerinden, vakıftan, vakıf arazilerinden elde ettiği gelirlerden ya da vakıf vakfiyeler var ya işte dükkan olur bir caminin vakfiyesi, bir medresenin vakfiyesi, arazi olur, başka şey olur. Oradan elde edilenlerle başlar bir imaretihi vakfın tamirine. Orada vakfın tamirine başlar. Yani oradan gelirlerin evvela tamirine harcar. Çünkü vakfın hayata durması lazım. Evvela demek ki tamire ihtiyacı varsa evvela oranın gelirlerinden tamir yapılır. Anladınız mı? Böyle diyeceğiz. Ve illem yeştarıt hel vakifü. Her ne kadar o gayrimenkulü vakfeden şart koşmasa da yani bu vakfı tamir edin diye. Vakıf tamire muhtaç olursa evvela o vakfiyelerden elde edilen dükkansa dükkanın icarlarından, efendim tarlaysa tarlanın gelirlerinden
evvela o vakfedilen şey neyse, o vakfedilen şey onarılır, tamir edilir. Peki, in vakfa alel fukarai, fakirlere vakfetmişse, yani buranın gelirleri fakirlere olacak. O zaman oranın da tamir ihtiyacı varsa, evvela tamire harcanacak, kalan fakirlere verilecek. Tamir önemli. Ve in ala muayyenin, eğer bu vakfiye belli bir kimseye yapılmışsa, buranın geliri sadece şu kimselere verilecek. Ya da şu kimseye verilecek belli bir şahsa. Evet. Böyle yapılmışsa, o zaman faaliyeti o belli olan kimse orayı tamir eder. O zaman oranın gelirinden o kimse tayin eder, şeyi tamir eder. Fe'in imtenaha, o kabul etmezse, şimdi mesela bizim kendi dedelerimiz köyümüzde yani çeşmeler akıtmışlar. Kaç tane çeşme var ulu dedelerimizin. Çünkü köyün ilk banilerinden bizim dedelerimiz. Şimdi çeşmeler akıtmışlar. Halen daha onların aktıkları çeşme devam ediyor. Köprüler yaptırmışlar. Tarihi köprüler halen duruyor. O köprüler için, onların yaşaması için, tamiri için de ya da çeşmelerin bakımı için bazılarına vakfiyeler vermişler, tarlalar. Halen insanların çocukları, torunları devam ediyor. Fakat harcamadılar onlar. Benim aklım yettiğinden beri hiç o vakfiyelerin ne o köprülerin tamirinde ne de efendim çeşmenin tamirinde. Sonra dedelerimizin olduğu için biz kendi imkanlarımızla onları tamir etmeye çalıştık. Akıtmaya çalıştık. Arızaları gidermeye çalıştık. Halbuki o vakfiyeler yazılmış. Şu tarla şu köprünün vakfiyesi. Şu tarla da şu çeşmenin vakfiyesi diye. O zaman o tarlanın gelirlerinden onlara vakfetmiş, siz alabilirsiniz, yiyebilirsiniz demiş ama bunu demiş, giderlerini siz karşılayacaksınız. Siz tamir edeceksiniz. Adamlar yemişler ama tamirini yapmamışlar. Ya? Evet. Şimdi burada işte belli kimse olursa o da bunu tamir etmekten imtina ederse o zaman evkâne fakîran ya da fakir olursa kişi, yani belli kimseye vakfedilmiş ama o da fakir, tamir etme imkanı yok. O zaman acerahul hakimi, hakim orayı icara verir. Hakim çünkü bunlar şer'i esaslara göre tescil ediliyor. Ve ammarahu, hakim orayı tamir eder. Min ücretihi, o vakfın ücretinden. Sümme raddehu, sonra geri kalan gelirini verir. İleyhi, o muayyen şahsa. Ama esasını ne yapar? Tamirini yapar, masrafını yapar. Eğer arta kalmışsa ona verir. Ve nakdul vakfi, vakfın engazı, yıkıntısı, nakd. Nakd bozmak, yıkmak da ellezine yenkuduna ahdallah. Vakfın yıkıntısı, yusrafı sarf edilir ila imaretihi, o vakfiyenin tamirine. Mesela ne yapılmış? Vakfiyenin kısımları var. Bir yer yıkılmış, oradan çıkan taşı, tuğlası, kiremiti, efendim ağacı, benzeri şeyler nereye sarf edilir? O vakfiyenin aslının tamirine. İn ihtace, eğer ihtiyaç duyarsa. Ve illa, eğer ihtiyaç duyulmazsa. Ya canım şimdi şu anda bunun yanında vakfiye vardı, orayı yıkıldı. İşte burada tamir edilmeyecekse, buranın ihtiyacı yoksa, o zaman hufiza, o vakfın efendim yıkıntıları korunur ila vaktil haceti, ihtiyaç vaktine kadar. Ya da satılır, parası korunur. Ve in taaddara sarfu aynihi, eğer o yıkıntıların aynını sarf etmek mümkün olmazsa, çünkü ihtiyaç onlara değil başka şeye ise, yubao, o yıkıntılar satılır, oradan çıkan enkaz. Ve yusrafu semenuhu, parası harcanır. İleyha, vakfın, vakfiyenin tamirine harcanır. Vela yüksemü, bu vakıf malı taksim edilmez o yıkıntılar. Beyne müstehikbil vakfi. O çünkü vakfın cüz'üdür. Onun cüz'ü esas kime vakfedilmişse onlara harcanmaz. Onların geliri onlara harcanır. O zaman diyelim ki bir kısmı yıkılmışsa o tüm vakfın cüzleridir. O vakfın cüzleri kendilerine vakfedilen kimselere harcanmaz. Ne yapılır? Ya satılır, efendim parası muhafaza edilir, ya satılır,
onun parasıyla efendim o tamir edilecek şeye eşya alınır, o şekilde tamir edilir. Evet, evet, burada kaldık. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.